312. 2017 mi? Sabahın köründe. Elveda. Evet. Sabahın köründe kalktık. Aynen. Hedefimize doğru ilerliyoruz. Eğer ormanda yolunuzu kaybederseniz bu yosunlardan yardım alabilirsiniz. Evet. Sesini. Süleyman'ın tercihi üzerine soldan devam ediyoruz. Sıkıntı yok. O da bizim kardeşimiz. Şey bakalım. Evet. Evet. Bu mevsimde şu çiçeğin güzelliğine bakar mısın? Tepeye çıkana kadar kenarlardan direkt gidilmez. Evet. Dönüyor mu? Aynen aynen. Bilmedikleri şeye girmeye gerek yok. Şöyle daha hoşuma gidiyor, ondan gireyim ya. Ama o çok tehlikeli. Saat kaç bu arada? İyi, süremiz, zamanımız iyi ya. Hava bozmazsa çok iyi. Burası bayağı dikleşti. Ağaç yapmak için kullanılan kuru likenler, hava nemli ve yağmurlu olmasına rağmen oldukça kuru, neredeyse bir kıvılcımla yanacak kıvamda. Kaldırma. Ne bunlar şimdi Emin'cim? Karsız. Emin'cim bu ne? Kuş burnu, alttakiler ellemeyin abi, onları hayvanlar yesin. Tamam. Onları üstlere ulaşamaz, biz üstlerden alalım. Tamam. Nasıl? Başka Emin'cim? Süleyman? Beğendin mi? Peki hangi hayvanlar yiyor bunları Emin'cim? İnsan hayvanı. Başka Emin'cim? Kurt hayvanı. Hangi havalarda yiyor kurtlar bunu? Öbürü. Siyah hayır. Bu şey ya. Dağlar mıdır? Dağlar mıdır? Ahlat tabii. Ahlat da ahlat. Emin olamadık. Bak kokusuna bakın. Mis gibi ya. He, kokusuna bakın. Dağlar mıdır? Aynen ahlat ya. Evet, İzyalı'nın bir sürü hoş geçtik. Ha, bundan evet. Bir sürü kaldı. Buralarda kestane ağacı falan da oluyor. Renkli. Evet, var. Duyuyor mu? Tabii tabii. Evet. Ağaç eve az bir mesafemiz kaldığını tahmin ediyoruz. Umuyoruz. Daha önce hiç gelmediğimiz için harita üzerinden yaptığımız ön
keşif, tahlil doğrultusunda ilerliyoruz bakalım. Umarım bulacağız. Hava şansımıza çok güzel. Tatlı, serin, yağışsız bir hava var. Ormanları koruyalım tabii bu arada. Bu ormanlar olmasa buraya gelmenin ne anlamı olurdu? Çamurun içerisinde yürüyoruz. Ama sanırım hedefimize doğru yaklaşıyoruz. Onur! Doğadaki insan. TRT'deki doğadaki insan programının yapımcısı, sunucusu Serdar Kılıç'ın yaptığı ağaç eve doğru yürüyoruz. Maksat hem evi görmek hem de güzel bir doğada büyüyebilmek, doğayla iç içe olabilmek. Az kaldı, az kaldı. Devam. Ağaçları lehinize kullanın. Dalları tutarak yukarıya çekmek için ip gibi. Yoldan ayrıldık. Patikaya doğru döndük. Buradan var ya ATV ile inip çıkmışlar. Şuradan. Çünkü bak aks genişliği dar. Buraya. Uçak mı? ATV'siz. Buraya tabii biz araçla da gelebilirdik. Ama biz yürüyerek gelmeyi tercih ettik. Evet. Gerçekten öyle. Şartlar oldukça kötü. Yer balçık seviyesinde çamur. Tabii. Bu da bize mukavemetimizi düşürüyor. Hadi arkadaşlar. Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Yaklaşık 2 saattir yürüyoruz. Haritada çok yakın gibi gözüküyor. Tabii o kuş uçumu. Doğayla harita bir olmuyor. Ama biz bu evi bulacağız.
Ben yanlış tarafa gidiyoruz diye düşünüyorum ama bakalım. Yani aşağı doğru iniyoruz geldiğimiz yere. Elbette bu yol bir yerden aşağı iniyor olabilir. Geldiğimiz yere gitmek istemiyoruz. Yukarı çıkmak istiyoruz ama. Tamam yukarı çıkalım. Benim için kestirme bitmiştir artık. Yoldan hayır, çıkma. Hayır belki yol yok. Var olmaz mı ya? Ya niye olmasın abi? Ya var var. Hala yürüyoruz bakalım. Bence de buralarda bir yerde olmaları lazım. Evet. Yolun üzerine devrilen ağaçlar. Yeni devrilmiş bunlar. Yemişe sapasağlam ağaç aslında. Ne sebepten olduğu belli değil ama. İnanılmaz bir uzun ve yorucu yürüyüşün ardından nihayet hedeflediğimiz noktaya ulaştık. Şu anda hava soğuk, sıcaklığı çok düştü. Yorulduk. Çantalarımızı biraz aşağıya bıraktık. Bir işte güvenlik kameraları göze çarpıyor. Yürüyerek gelmek isteyenler için inanılmaz bir şakkatli bir yol. Emin, zor ve meşakkatli bir yolun sonunda geldik. Şükürler olsun. Geldik abi sonunda. Evet, pes etmedik. Burası Serdar Kılıç'ın en son yaptığı şöyle. Çok güzel. Gerçekten de ağaç kapıyor. Yılın için. Sefalarını evin içi burası. Keşke açık olsaydı. Gelip ziyaret edebilseydik ama. Burada da fırın.
Yani kendi elleriyle yaptım. Evet, çok güzel. Gerçekten. Çok güzel. Biraz daha sonra atayım mı? Evet, o kadar yorulduk ama değdi yani. Değecek, dur, daha dur. Görüyorsun yani. Yani bence değdi. Evet Emin'ciğim, ne diyorsun? Değdi değil mi? Değdi abi, kesinlikle. Evet. Turgut ta İstanbul'dan geldi, sağ olsun. Onun için de elimiz değmişti. İyi organizasyon, biraz yoruldu, ulaştık. Demliyorum zaten, şey az kaldı, yeter o çayı bize. Yeter, yeter. Kaynadı zaten. Bak onu şey yapacağım. 15 dakika sonra bir daha şey olacak. Aynen, vakit kaybettik. Vakit kaybettirecek. Başka bir şey yok. Kaybolsun birazcık. Kar suyu da iyi oldu tam. Karada ulaştık rakımız. Tamam, tamam, iyi oldu. Ah, yerimiz de iyi. Sıkmanızı getirdiniz. Evet. Ağaç evi ziyaret ettik. Saat kaç abi? Saat 3.30. Tam mı? Yani 3.30. Bakacağım şimdi şunu, tamam. Şey bitsin. Ağaç evi ziyaretini bitti. Bu arkadaş da bunu da bulduk. Gelmiş burada kalmış. Amsterdam'dan gelmiş hem de. Onu da alalım dedik. Evet. Ondan sonra. Ben from Amsterdam. Yavaş yavaş aracımıza doğru, ana yola doğru yürüyüşe başladık. Uzun bir yolculuk başladık. Evet, uzun bir yolculuk. Oldukça da yorulduk. Bakalım işin sonu nereye varacak. Ayın izleri gördük. Onları görüntüledik. Yol üzerinden bayağı büyükçe bir ayı gitmiş. Çıkarken zorlandık. Ancak inerken de dizlerimiz asiris veriyor. Uzun, zorlu, meşakkatli bir yolculuğun ardından nihayet arabamızı görebildik. Ama iniş de en az çıkış kadar bizi yordu. Ayak parmaklarımızı, tabanlarımızı mahvetti. Ama en güzel tarafı sağ salim, kazasız belasız hedefimize ulaşmak. Gitmek istediğimiz, geldiğimiz, görmek istediğimiz yeri görüp tekrar arabamıza dönmek. Aracımız bıraktığımız yerde bizi bekliyor, sıkıntımız yok. İniş de inanılmaz zordu, inanılmaz zordu. Yani bu kadar olacağını tahmin edememiştik.
yoldan ineceğimiz için ama gerçekten bizi son derece zorladı.